Bir sürü yeni maket aldım abla. Görmen lazım. Bakarım bir ara. Bunların hepsi yıkanacak mı? Torbadakiler yıkanacak. Tamam. Götüreyim o zaman bunları. Sonra da seninkileri alırım. Tamam. Çok alışveriş yaptın mı? Birkaç şey aldım işte. Tamam, anladım. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ne oldu? Doktorla konuştum. Tallinn'deki doktorla konuşmuş. Bugün iyi geçirmiş. Beşir'i buraya nakledebileceklermiş. Oh, iyi bari. Ne zaman geliyor? Yarın öbür gün gelir. Gelsin tabii. Burada daha çabuk iyileşir. Behlül'le de konuştun mu? Evet. Bugün de yanından ayrılmamış. Aferin ona. Behlül yine şaşırttı beni. Beşir'i bu kadar önemseyeceğini tahmin etmezdim hiç. Hastalığını öğrenir öğrenmez koşup gitti. Yanından ayrılmıyor ortada. Diyorum ben. Huyu değişti Behlül'ün. O babanı önemsediği için Beşir'in yanında. Sen merak edip üzülme diye. Tamamen seni mutlu etmek için. Aa, Behlül'le de elini çıkarmadın bavuldan. Bakma öyle, sana da var. Dinlenin siz. Yemekte görüşürüz. Herkes Beşir'in buradan nasıl gittiğini unutmuşa benziyor. Özellikle de sen. Ne yapalım Bihter? Onu o halde yalnız mı bırakalım? İlgilenmeyelim mi? İlgilenme demiyorum. Ama bu kadar da üstüne düşme. Her an sırtını dönebilen biri o. Sonra kırılan yine sen oluyorsun. Deniz Hanım nasıl? Toparlandı mı biraz? İyi işte. Canım, kolay değil tabii. Aha. Aa, benimki mi? Ay, aşağıda unutmuşum. Çetin Özder. Alo, merhaba Çetin Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Döndünüz mü? Daha yeni geldik eve. Hoş geldiniz. Seyahatiniz nasıl geçti? Harikaydı. Yolculuk kısmını saymazsak dinlendim. Sizin davet için enerji topladım bol bol. Sevindim. O zaman yarın görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Adnan Beyleri de bekliyorum muhakkak. Tabii tabii, hepimiz orada olacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Yarın gece görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar Çetin Bey. Ne zarif adam. Evet, çok beğeniyorum ben de. Çok başarılı bir iş adamı. Özel hayatı biraz çalkantılı. Evliliklerinde iş hayatındaki başarısını yakalayamadı. Eski iki eşiyle tanıştım. Bence başarısızlıklarının sebebi kesinlikle Çetin Bey değildi. Amerikalı eşiyle olan evliliği bir ay sürdü. Ha, ben sonuncuyu bilmiyorum. Amerika'da kaldığı sürede evlenip boşandılar. Basına yansımadı burada. Gerçi çok hoş, çok genç bir kızdı ama neden yürümedi bilmiyorum. Ne kadar genç? Çok genç. Bu yüzden yürümemiştir. Birer çay daha? Teşekkür ederim, almayayım. İpek Hanım. İpek Hanım. Buyurun efendim. Davetli listesinde Hilmi Önal'ın da ismi var. Evet. Kimin davetlisi olarak çağrıldığı öğrenebilir mi? Efendim, Aynur Önal'ın adı vardı. Ben de eşi de gelir diye. Neden bana tanışmadan iş yapıyorsunuz? Onu çağırmanızı isteseydim size bildirirdim, değil mi? Haber verildi mi kendisine? Evet, cevap da verdi. Geleceklermiş. O zaman yapacak bir şey yok demek ki. Çok özür dilerim.
Özür dilemeyin. Dikkat edin bir daha. Biraz dikkat. Annen inmedi mi hala? Çamaşırlarla uğraşıyor. Bihter Hanım bir kahve daha istiyor. Bu kaçıncı kahve yemekten önce? Uykusu kaçacak haberi yok. Kaçsın diye içiyormuş zaten. Jetlag... Jetlag olsun istemiyormuş. Kimseye bir şey söyleme. Hiç kimseye. Anlaşıldı mı? Söylemem efendim. Duyulursa atarım seni işte. Ne yapıyorsun? Bırak makineye koyayım şunları. Ay bitti işte. Kalk uyur kalırsın şimdi. Gözlerim kapanıyor zaten. Hadi kalk yemekten sonra erkenden yatarsın. Ayıp oluyor Arsene Hanım'a bizi görmeye geldi. Odalarına çekildiler çıkmıyorlar demesin. Dese ne olur. Hadi git yanlarına. Ben de bir duş alıp üstümü değiştirip gelirim. Tamam. Alo. Biz döndük. İyi. Yarın da biz dönüyoruz. Getiriyorsun yani onu kararlısın. Amcam da doktorlarla konuşmuş. Ayarlıyorlar. Biliyorum Allah kahretsin. Biliyorum da sen nasıl cesaret ediyorsun buna onu anlamıyorum ben. Beşir'le konuştum ben. İkna ettim. Söz verdi konuşmayacak. Delirdin mi sen? Nasıl güvenebiliyorsun ona? Güveniyorum işte. Ya sözünü tutmazsa olabilecekleri düşünebiliyor musun? Bir dakika. Kim o? Kahvenizi getirdim. Bekle. Sağ ol. Alo. Büyük bir yanlış yapıyorsun Behlül. Onu buraya getiremezsin. Söyledim sana. Konuşmayacak. Bak o bizi mahvedecek. Her şeyi bildiğine göre bizi takip etmiş demektir. Ya resmimizi falan çektiyse? Adnan'ın ofisine giden CD'yi düşünsene. Koşup Nihat'ın elinden kapmış hani. Ya onda bize ait görüntü falan varsa? CD'ye basılacak başka rapor falan yokmuş. Zaten onlarda böyle bir uygulama da yokmuş. Şirketten koştur koştur raporlarının CD'sini almıştı hani. Başka hastanede yaptırdı belki. Kim bilir? Onun için kayıtlarında yok. Alo. Alo Behlül. Buradayım. Duydun mu söylediklerimi? Ondan her şey beklenir. Bu tehlikeyi göze alamayız. Engel ol gelmesine. Korkma. Beşir ağzını bile açmayacak. Eminim ben. Ay çıldırtma beni. Nasıl emin olabilirsin? Eminim işte. İkna ettim dedim ya sana. Nasıl ikna ettin peki? Ne verdin karşılığında? Hiçbir şey. Hiçbir şey öyle mi? İnanamıyorum sana. Sen nasıl istersen. Ama böyle işte. Ateşle oynuyorsun. Bihter, yarın konuşalım gelince. Konuşacağız evet. Thank you.